Bugünkü toplantıyı değerli bir konuğumuzla konuşacağız. MAK Araştırma'nın başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat. Merhabalar. Merhaba, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi az önce okuduğum DSF'yi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesiyle bitirdim. Onu da size ilk soru olarak yönelteyim o zaman. Dedi ki bu fotoğraf, yani bu akşam 6 liderin bir yuvarlak masa etrafında bir araya geleceği bu fotoğraf son derece değerli bir fotoğraf dedi. Neden? Bu fotoğraf çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemdeki yeni cumhurbaşkanını inşa edecek Türkiye'de muhalefetin bugüne kadar son 20 yıl içerisindeki en güçlü duruşunun fotoğrafı olacak. Önce bunu ifade etmekte fayda var. Bu fotoğrafta birbiriyle politik anlamda farklı görüşlerde olan, yani aynı görüşte olmayan, dünyaya bakışları, olayları değerlendiriş biçimleri farklı olan, siyasetin sağında solunda farklı boyutlarıyla yer alan siyasi partiler bir noktada buluşmuş oluyorlar. Bu görüntüyü de önümüze koyuyorlar. Aslında bugünkü 6 parti liderinin görüşmesinden önce bu sürece nasıl gelindiğine bir bakmak lazım. Önce ikili görüşmeler oldu. Epey bir süre devam etti. Bu arada siyasi partilerin, bu 6 partinin genel başkan yardımcıları düzeyinde güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi üzerinde ciddi bir çalışma yürütüldü ve bir metin ortaya çıktı. Ortaya çıkan metin sadece formal anlamda güçlendirilmiş parlamenter sistemi oluşturmuyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin altyapısı, o sürece giden takvim, bu arada siyasi partilere düşen görevler ve bunun hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleşeceği ile ilgili ciddi bir çalışma yapıldı öncesinde ve zaman zaman o görüşmelerden sonra herkes kendi siyasi partisine döndü ve o siyasi partisinde lideriyle görüştü. Şimdi hem bunun adını koymak hem de toplumsal karşılığı %70'leri bulan güçlendirilmiş parlamenter sistemin bir şekilde ete kemiğe bürünmesini sağlayacak bir deklarasyonla, bir manifestoyla karşı karşıyayız biz şu anda. Bugün akşam bu yapılacak. Öncelikli olarak bununla ilgili bir açıklama, bir takvim şeklinde karşımıza çıkabilir ama bu nihai bir görüşmede değil. Muhtemelen bundan sonraki süreçte, seçime kadarki zaman diliminde biz herhalde ortalama her ay iki tane görüşme şeklinde göreceğiz. Benim kendileriyle görüşmüş olduğum siyasi parti liderlerinin bana aktardıkları genel kanaat, oradan edindiğim genel kanaat üzerinden söylüyorum bunu. Dolayısıyla belli aralıklarla bunlar devam edecek. Bugün akşam özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistemin yanı sıra bir de sandık güvenliği, seçim yasasında olası iktidarın hazırlamış olduğu ve şu anda içeriğini yeterince bilmediğimiz seçim yasası ile ilgili düzenlemede ortak neler yapılabilir üzerinden de bir dizi görüşmeler yapılacak bu anlamda. Ben bunun bu anlamda son 20 yıl içerisindeki Türkiye muhalefeti açısından verilmiş en net fotoğraflardan birisi olduğu kanaatindeyim. Tabii bu ittifakın mevcut bileşenlerinin dışında Deva ve Gelecek Partisi'ni de burada görüyoruz. Önümüzdeki günlerde ben bu iki siyasi parti adına bir değerlendirme yapamam ama bende oluşan kanaat ve bugünkü görüşmeden de hareketle muhtemel ki önümüzdeki günlerde çok da araya zaman girmeksizin bu iki siyasi partiyi de biz önümüzdeki günlerde ittifakın içerisinde resmi olarak da görebiliriz. Şimdi Sayın Davutoğlu'nu madem öyle dediniz, Sayın Davutoğlu'nun bazı çekinceleri vardı. Bunu biliyorduk, yani kamuoyuna en azından sızdı bu bilgiler. Daha sonra bu çekinceler üzerine işte Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener'le, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ayrı ayrı görüştü. Sonra birlikte görüştüler. Ve nihayetinde 6 liderin bir araya gelmesi, o çekincelerin, yani Ahmet Davutoğlu'nun var olan çekincelerinin aşıldığı anlamına gelir mi? Böyle bakabilir miyiz acaba? Sayın Kulat, duyabiliyor musunuz beni? Bir kez daha tekrar edeyim, duyamadınız zannediyorsam. Ahmet Davutoğlu'nun bazı çekinceleri olduğu ifade edilmişti. Daha sonra ikili görüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerin ardından bugün liderler bir araya gelecekler. Şunu söyleyebilir miyiz? Demek ki Ahmet Davutoğlu'nun kafasındaki çelişkiler, çekinceler ortadan kalktı ve böyle bir fotoğraf verilecek diyebilir miyiz? Peki Sayın Kulat'ta yeniden bir bağlantı sağlayacağız. Bağlantıda bir
ufak hata oldu zannediyorsak tekrar edelim. Bugün liderler, 6 lider bir araya gelecek. Önemli çünkü uzun süredir bekleniyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir araya gelememeleri üzerine eleştirileri olmuştu. Acaba kim öne oturacak, hangi isim sırasında oturacak, buna mı karar veremiyorlar demişti. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bu görüşmenin bugün yapılacağını öğrendik. Akşam saat 19'da. Sayın Kulak, beni duyabiliyor musunuz şu anda? Evet, sizi duyuyorum. Sorunuzu da anladım ama yayın kesildi. Kusura bakmayın. Tamam. Ben de şu anda Kahramanmaraş Göksun'dayım. Öyle mi? Bu noktada, selamlar. Bu noktada teşekkür ederim. Bu noktada özellikle bir şeyi ifade etmekte fayda var. Ben 2 gün önce Sayın Ahmet Davutoğlu'yla görüştüm ve bu çekinceleri, yani toplumda konuşulan bu değerlendirmeleri bizzat kendisinden sorma fırsatım oldu. Öncelikle bir şey ifade etmek isterim. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun normal şartlarda bir çekincesi yok. Tam tersi. Aslında bu ittifakı en çok isteyen liderlerden birisi olarak duruyor. Çünkü başbakanlık yapmış birisi, deneyimli bir isim. Orada çekince olarak ifade edilen ifadelerden bir tanesi, Millet İttifakı'nın ismi değişse olur mu? Üzerine bir ifade. Aslında bu ifadeyi şu anda söylemem çok uygun değil ama başka bir siyasi parti lideri, bir yıl öncesinde ifade etmişti aslında. Yani bu Millet İttifakı'yla ilgili olarak, evet, ilk Sayın Davutoğlu değil yani, ittifaktan değil, ya da ittifaka yakın bir lider mi söylemişti daha önce? Evet, bir lider söylemişti. Hatta o zamanki ismi de Türkiye İttifakı olsun muydu? Oradaki ana mantık, ana mantalite de şuydu aslında. Millet İttifakı her ne kadar toplumsal anlamda büyük bir kabul gören bir kelime olsa bile geçmişte Cumhur İttifakı karşısında bir önceki seçimde bir seçim mağlubiyeti vardı. Hatırlarsanız yani 24 Haziran seçimlerinde, gerçi ittifakın ortakları bu kadar değildi ama bir seçim mağlubiyeti vardı. Hem bunun psikolojik yönüyle aşılması sağlanır, hem de en önemlisi AK Parti'den oy alma kapasitesi en yüksek olan 3 parti var burada. İYİ Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi, seçmen geçirgenliği anlamında bu partiler. Evet. Dolayısıyla sağ partilerin bu anlamdaki duruşu için acaba bir isim değişikliği olsa anlamında bir beyin jimnastiği yapıldı aslında. Yapılan bu şey sadece bununla sınırlı, yoksa böyle çok büyük bir şey yok. Hatta basında yer aldığı şekliyle masa yuvarlak mı olsun, işte köşeli mi olsun, kim masanın neresinde otursun falan. Bunlar emin olun iktidar cenahının daha çok ortaya atmış olduğu ve işin magazin kısmı ile ilgili, ben çok net olarak söyleyeyim, en azından görüştüğüm Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ali Babacan ve işte Sayın Gültekin Uysal ve Sayın Temel Karamollaoğlu'nun masanın şekliyle efendim yuvarlak mı olsun, yamuk mu olsun, dört köşe mi olsun, böyle bir dertleri falan yok. Çok ciddi bir uyum içerisinde, bakın gerçekten zor bir iş yapıyorlar. Yani siyasi görüşleri bir 3-5 yıl önce geriye gidip konuşsanız, düşünseniz, asla bir masada oturmayacaklarını düşündüğünüz insanlar bir araya geliyorlar ve ülkenin yarınlarda nasıl yönetilebileceğine varıncaya kadar çok boyutlu tartışıyorlar. Bunlar kolay şeyler değil. Tabii, hatta seçmen açısından da size soracağım ama şunu merak ettim. Görüştüm dediğiniz için Sayın Davutoğlu'yla, o zaman hani çok büyük değil dediğiniz, çok büyük de olmasa en azından bu konuda bir anlaşma sağlandı anladığımız kadarıyla. Kesinlikle hiçbir sorun yok. Önce çok net olarak söyleyeyim. Sadece bu bir tartışma olarak ifade edildi. Yani acaba bir farklı isim olsa olur mu? Hı hı. O isimleri de söyleyebilir. Türkiye İttifakı olabilir mi ya da Demokrasi İttifakı olabilir mi gibi ifadeler kullanıldı. Ancak haklı olarak Sayın Meral Akşener başta olmak üzere bir kısım isimler de, yani bu masadaki isimlerden biriler de dediler ki ya kardeşim, yani bu isminde artık bir marka değeri oluştu doğal olarak. Bu marka değeri üzerinden yürüyelim. Çünkü isimleri markalaştırmak, topluma kabul ettirmek de kolay değil. Tabii. Hele hele önümüzde bir ani baskın seçim olursa, toplumda genel kabul gören bir ifade varken yeni bir ifadeyle şartları zorlamayalım dediler. Ben şu anda bir isim değişikliğinin gündeme gelmeyeceği kanaatindeyim. Hı hı. Bunun dışında her konu konuşulabilir o masada. Önce onu söyleyelim ama şunu kimse şu aşamada daha beklemesin. Bir aday, yani bir cumhurbaşkanı adayı şeklinde bir değerlendirmenin şu aşamada ifade edilmeyeceği kanaatindeyim. Bunun yanı sıra hem kamuoyu araştırma firmalarına hem de toplumun farklı kanaat önderlerine şu soruyu Millet İttifakı'nın bileşenleri de, toplumun farklı kesimleri de soruyorlar.
Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor? İsimden önce resmi anlamaya çalışıyorlar. İstenen isim modeli, yani toplum genel anlamda nasıl bir cumhurbaşkanıyla daha geniş bir kabul görür? Bunun üzerinde duruyorlar. Genellikle bu anlamda da karşımıza çıkan fotoğrafta tarafsız bir cumhurbaşkanı, toplumun farklı kesimlerini kucaklayan bir cumhurbaşkanı, partisinin rozetini taşımayan bir cumhurbaşkanı üzerinde genel anlamda bir kanaat oluşmaya başlamış şu anda gördüğümüz kadarıyla. Ve bu akşam bunlarla ilgili, ama bir de sandık güvenliğiyle ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili detaylı görüşmeler olacağı kanaatindeyim. Tekrar söylüyorum, bu bir son görüşme değil. Hem de daha bu ay bitmeden muhtemelen ikinci bir görüşmeyi de bir araya gelme şeklinde görebiliriz. Zaten bu altı bir araya gelmenin dışında, altı liderin bir araya gelmesinin dışında da sıklıkla zaten görüşmeler yapılıyor. Yani evet, bazen bir şey oluyor, bir akşam telefonuyla ya da bir akşam bir yerde buluşmak suretiyle ikili, üçlü, dörtlü görüşmelerin yürütüldüğünü söyleyebilirim. Daha dün akşam İran resepsiyonu vardı, yani bu gece. Orada da bu Millet İttifakı'nın bazı bileşenleri oradalardı ve keyifli sohbet yapıyorlardı. Peki bir açıklama yapılması bekleniyor mu? Ya da bugün herhangi bir konuda ya örneğin ittifakın genişlemesine yönelik veya topluma açıklanabilecek bir şey olacak mı bugünkü toplantıda? Bu ilk toplantının önemi açısından soruyorum. Ben bir yazılı açıklama olacağını bekliyorum doğrusu. Ama çok teferruatlı bir açıklama olmama ihtimali daha yüksek. Bir de bu katılım meselesi, yani ittifakın hangi altı partinin şu anda içinde olmayanları açısından söylüyorum. Katılım meselesi sanki biraz daha sonra olacak gibi. Hı. Belki bu altının dışında başka partiler de gündeme gelebilir bu arada. Onu da bu yayın vesilesiyle söylemiş olalım. Çünkü şu anda Millet İttifakı'na katılmak isteyen başka siyasi partiler olduğunu da biliyorum. Şimdi bununla hiç temas kuruldu mu? Yani altı parti dışında katılmak istiyoruz diye bir girişim, bir görüşme yapıldı mı? Onu mu çıkaralım? Tabii şöyle oluyor. Şöyle oluyor bu tür görüşmeler. Yani bu altı partinin altısıyla görüşmeler şeklinde değil de her partinin kendisine yakın olduğu, hukuku olan birileri oluyor. Onlarla bu konuda görüşmeler oluyor. Tabii hangi partiler desem ben size mesela? Yani mesela bir tanesini söyleyebilirim. Bağımsız Türkiye Partisi bu konuda en yakın duran partilerden bir tanesi. Ama tekrar söylüyorum, ben partiler adına değerlendirme yapma, hak ve selahiyetini kendimde görmem. Ama bir dizi böyle temaslar olduğunu biliyorum. Bu temaslar ittifaka katılma boyutuna gelir mi? Onu zaman içerisinde göreceğiz, ama Bağımsız Türkiye Partisi bunlardan birisi. Belki ilerleyen süreçte daha başka, mesela Yeniden Refah Partisi gibi başka partilerle de görüşmeler muhtemeldir. Ama tekrar söylüyorum, bunlar için daha erken ve burada karar vericiler bu altı partinin ortak kararı şeklinde daha çok tezahür edecek. Peki son bir sorum da şu, şöyle olsun. Seçmen açısından bugünkü fotoğraf ne anlama gelecek? Özellikle AKP'den ayrılmış ama bir gönül bağı varken gönül kırıklığıyla ayrılmış ve kararsız blokunda yer alan seçmen için böyle bir fotoğraf ne anlama gelir? Tercihini etkiler mi? Kesinlikle etkiler. Bizim insanlarımız, özellikle sağ seçmen, daha pragmatist bir seçmen grubudur. Dolayısıyla onlar bir güçlü fotoğraf görmeyi tercih ederler. Dolayısıyla ben bu fotoğraf sonrasında özellikle sağ seçmende Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne yönelik teveccühün daha da artacağını, dolayısıyla İyi Parti'yi de burada beraber görmek lazım, sağ seçmende bir kanalize olma durumunun, eğer iktidar cenahı çok büyük ekonomik düzelmeler vesaireler yapamaz ise oraya doğru seçmenin kanalize olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bu anlamda seçmen açısından Türkiye'de iktidarın bir alternatifinin var olduğunu görmek açısından seçmene umut verme boyutuyla çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu anda seçmenin en temel sorunu, Türkiye'deki genel anlamda seçmenin sorunu için söylüyorum bunu, seçmen ciddi bir umutsuzluk yaşıyor. Bu umudu arttırma adına muhalefet bir fotoğraf ortaya koyuyor. Ve bu fotoğraf aynı zamanda şu anlama da gelecek, onu da söyleyelim. Millet İttifakı'nın bileşenleri önümüzdeki süreçte bir cumhurbaşkanı adayını toplumun önüne koyduklarında bizim karşımıza sadece bir cumhurbaşkanı adayı muhtemelen koymayacaklar. Onun yanı sıra parlamentoda isimlerden de olabilir, dışarıdan isimlerden de olabilir, liderlerden de olabilir.
Biz Cumhurbaşkan yardımcılarını ve kabinede yer alabilecek bazı isimleri de o fotoğrafta aynı anda görebiliriz. Dolayısıyla bütün bu partilerin kendi tabanlarını, motivasyonları da son derece kolay olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kulat yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki bu akşam saat 19'da dediğimiz gibi ilk kez olacak 6 partinin lideri bir araya gelecek uzun süre.